niye anlatıyoruz? Bakın çocuklar, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu unutmayın. Hayırdır? Hayır. Şu ev işini halletmem lazım ya. Ha, halledersin be dostum. Ya şu bizim Muhittin'in notunu vermemişsin, sözlü notunu. Çocuk geçen geldi söyledi bana. Tahtaya kaldıramadım. Bir baktım çocuğun ayakkabıları çok eskimişti. Ya dur bak, hatırlattığın iyi oldu. Gidip çağırtayım şu keratayı. Maşallah, maşallah kızıma, maşallah. Aşkım benim. Kemal amca, ben de sana gelecektim ya. Ben geldim. Artık bu işin adını koyalım. Haklısın. Çocuğun hastalığı çok masraf yaptırdı bize. Geçmiş olsun, ne diyelim. Allah razı olsun. Kemal amca, ben bir ev buldum. Çıkacağız, bu borçlarımı da ödeyeceğim. Söz. O zaman şunu asın da görüp gelen olur. As hocam, as. Olur mu? Tamam, tamam, asarım Kemal amca. Endişe etme, asar. Hadi eyvallah. Ev sahibi mi? Ya baba, ben şimdi nasıl bakacağım öğretmenin yüzüne? Bir şey olmaz. O da kirasını versin. Ya bilmiyor musun, çocuklara hasta. Bir sürü para harcadılar. Benim de çocuklarım var. Ben de bir sürü para harcıyorum. Karışma sen babanın işine. O elindeki meret hangi parayla anlıyor biliyor musun? Okulda sana ters bir şey söylerse bana söyle. Tamam mı? Tamam. Doğum günü hediye. Ne hediyesi be? Sen benim bir şeyim değilsin ki. Ne demek lan bir şeyim değilsin? Ben bu hediyeyi almak için dünyanın parasını verdim be. Sırf seninle barışmak için İlay. Defol git artık peşimden ya. Bitti diyorum sana, bitti. Anlamıyor nereye musun? Nereye bitiyorsun? Nereye bitiyorsun İlay? Sen daha dün bu sokakta bana sevgini haykırıyordun. Ne oluyor sana? Hiçbir şey oldu yok, tamam mı? İlay. İlay bak, lütfen doğruyu söyle. Başka birisi mi var? Korkma, bir şey yapmayacağım. Bak, ben seni sevmediğimi defalarca kez söyledim. Bitti diyorum sana, anlamıyorsun ya. Dünyada tek kız ben kalmışım gibi.
Bak Nilay, hiçbir şey bitmedi, tamam mı? Ben seni aradığım an telefona cevap verilecek. Ben sana mesaj attığım an mesajıma geri cevap verilecek Nilay. Defol git ya manyak. Nilay! Baba. Sen kimsin lan? Senin kız kardeşine, ablana böyle birisi bir şey yapsa ister misin? Adama bak ya. Benim çocuğumun derslerine girmeyeceksin diye beni tehdit ediyor. Neymiş? Bağırıp çağırmışız. Sakinleş bir ya, otur. Allah dağına göre kar verir. Bizim mesleğin böyle zorlukları var. Valla azizim. Dağ bile dayanmaz bu yük, emin ol. Selamünaleyküm. Evet çocuklar, büyük bir konumuz İslam ve bilim. Hocam hani film izleyecektik? Benden iyi film mi olur? Hocam, hani şu cinlerle ilgili ders vardı, onu ne zaman işleyeceğiz? Hocam arkadaşlarla karar verdik, cin çağırıp hazineleri soracağız. Yani dini dünya için kullanacaksınız. Olur mu hocam? Parayı bulalım, cami diktireceğiz icabında. Diktiğin camiye de gitmeyi unutma ha. Çocuklar siz olun. Dünya mı, ahiret mi derlerse ahireti tercih edin. Karşınıza çok şeyler çıkar. Para, pul meseleleri, neyi tercih edeceğinizi iyi bilin. Bakın, bu dünya kimseyi tatmin etmez. Allah insana sonsuz duygular vermiş. Bu sonsuz duyguları da ancak cennet tatmin edebilir. Ancak sonsuz bir alem tatmin edebilir. Mesela bir hikaye anlatılır. İki kardeş, ikisi de çölde yolculuk ediyorlarmış. Bu Tolstoy'un kitabında da yazar. Hani adam kuyuya düşüyor, iki fare. O iki kardeşin hikayesini okuduğunuz zaman diyorsunuz ki bu bize anlatmış. Hatırlıyor musunuz o hikayeyi? İki kardeşten birisi giderken çölde bir aslan kovalıyor. Kovalayan aslanın peşinden nereden kurtulacak çölde bir kuyu buluyor. At diyor kuyuya. Kuyunun tam yarısında orada bir dal var, dala tutunuyor. Fakat tutunduğu dalda iki tane fare var. Biri siyah, biri beyaz. Aslında bu siyah ve beyaz fare birisi gece, birisi gündüz. İnsanın o tutunduğu dalda ömrü. O ömrünü yiyip bitiriyor. O kişi orada, o dalda incir görüyor. Fakat öyle değişik bir ağaçmış ki cevizden nara kadar birçok şey varmış. Ve ümitsiz halde etrafına bakınıp başlıyor meyveleri yemeye. Ama diğer kardeş ise onun hikayesi ayrı. O da aynı şeyi yaşıyor. Fakat diyor ki ya bu kadar acayip işler, bu kadar acı işler sebepsiz olamaz diyor. Ve düşünmeye başlıyor. Hoş geldin. Çocuk nasıl bugün? Ay bugün çok iyi maşallah, az ağladı. İyi. Çocuğun ilaç parasına yetişemiyoruz. Ne yapacaksın? Ek işi mi? Ya öğretmen olmasam pazarda limon bile satarım da. Haklısın. Ya o değil de şu bizim ev sahibinin kızı Nilay. Evet. Geçen gördüm, serserinin biri sıkıştırıyor. Kurtardım elinden. Gidip konuşsam mı kızınızın böyle bir durumu var diye. Ay yok yok, boşver, sakın ha. Sakın hiç sakın öyle bir şeye girme. Bu sefer diyecek ki yok işte ben evden çıkarıyorum da o da geldi kızıma iftira at. Boşver, sen karışma. Şu kravattan da nefret ediyorum ya. Mengene gibi sıkmaktan başka bir işe yaramıyor. Hayatın anlamına cevap veremeyen, hayatın anlamı nedir sorusuna cevap veremeyen hiçbir eğitim sistemi hiçbir sorunu çözemez. Hani bir söz vardır. Allah'ı tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa mutludur. Onu tanımayan saraylarda dahi olsa mutsuzdur. Bu söz yalnızlık çekenlere teselli verir. Yalnızım hocam. Çok yalnızım. Hocam arkadaşın hapı bitti de. Belediyeye haber verelim mi hocam? Bir alayla kuduz köpek topluyorlar. Tamam susun. Oğlum sen de sakin ol. Hocam bunların yüzünden ders dinleyemiyoruz. Dinlese sanki anlayacak. Fahri bak kalbini kırar mı oğlum? Kafasını kırsanız daha etkili olur. Ya tamam ya. Ya biraz saygılı olun. Biz bu dersleri niye anlatıyoruz? Saygı mı? Ne saygısı? Saygı ne aralı okulda? Size tek saygı gösteren yer okul. Size tek saygı gösteren öğretmenleriniz. Ama o saygıyı da böyle şımarıkça ders kaynatarak sömürüyorsunuz.
Oğlum sen kalk. Sen. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye niçin hicret etmiştir? Peygamberimiz Mekke'den... Söylesene oğlum. Afrikalılar. Yunanlılar kovaladığı için hocam. Kültürde de saygıda da zirvedesin maşallah. Otur. Bakın çocuklar, size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu unutmayın. Hocam, 2 dakika ilerle görüşecektik. Ders var oğlum, görmüyor musun? Hocam bak zorluk çıkardım, Nilay çıkar mısın dışarı? Otur kızım, otur. Hocam bak zorluk çıkartma otur. Diyorum. Nilay çıkar mısın dışarı? Oğlum olmaz, kapat kapat. Hocam bak zorluk çıkartma, 2 dakika şuradan ilerle konuşacağız. Oğlum ders var, kapıyı kapat git. Hocam bak! Kartal Endüstri Meslek Lisesi'nde dün yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen... Gencin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden din dersi öğretmeni... Kaçtı, sonra bilmiyorum nereden bir tane geldi elimden aldı silahı. Yani, sen saldırdın. Psikologlarsa gençler arasında artan şiddete toplumdaki ahlaki değerlerin erozyona uğramasıyla medya ve sinema sektörünün toplumu şiddete karşı duyarsızlaştırmasına bağlıyor. Son bir ay içinde önce Amerika ve Kanada'da ardından da ülkemizde liselerde yaşanan şiddet olayları bunu besleyen psikolojik, sosyolojik ve kültürel kaynakların ne olduğu sorusunu gündeme getirdi. Yasin Hoca gönderdi elbiseler için. Başınız sağ olsun. Abla önce şuraya bir imzanızı alabilir miyiz? Bu elbiseler yoksul öğrencilerin ailelerine dağıtılacak. Sağ ol. Kravatlar kalsın. Kalsın. Akıl yağlı düz gider, akıl yağlı düz gider, çocuklar bayram eder, çocuklar.